Var mesela anlatırken hormonlar da dediniz. Bu noktada şunu soracağım. Hormonlar ilişkimizi hormonlar mı yönetiyor yoksa toplumsal öğretiler mi? Bunların hepsi birlikte çalışır. Hormon dediğiniz şey sadece vücutta sonuçta kan içerisinde dolaşan, damarlarımızda dolaşan kimyalar bunlar. Ve insanın sadece evlilikle ilgili değil, bütün tutumlarını bakın öğrenme dediğimiz şey değil mi? Unutma dediğimiz şey, düşünce, bilim geliştirme vesaire. Birliktelik. Bunların hepsi aslında hormonal bir takım faaliyetlerle birlikte oluyor. Ama hormonlar kendi başına böyle harekete geçmiyor. Yani hormonları destekleyen unsurlar, sizin de söylediğiniz o toplumsal öğretilerin yaşanmışlıklarını, yani hayatın kendisinin deneyim hale gelmesinin aslında birbirine bağlı. Siz bir şey yaşıyorsunuz, o yaşadığınız şeye dair bir hormonal hareket oluyor ama hormonlar harekete geçtiğinde de aynı zamanda siz başka bir şey yaşıyorsunuz. Yani bir sarmal gibi düşünelim bunu. Evet, birbirinden koparabileceğimiz şeyler değil. Mesela şöyle bir şey oluyor. Oksitosin oranı çiftlerde azalırsa aldatma eğiliminin daha çok yükseldiğini görüyoruz kadın ve erkekte. Ama bunu şöyle demek mümkün değil. Yani aman oksitosinize sahip çıkın yoksa birbirinize ihanet edersiniz ilişkide falan gibi bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü zaten o bir takım sebeplerden dolayı oradaki hormon hareketi görüyoruz. Şimdi hormon dediniz, aldatma dediniz. Şimdi hormon, aldatma, hormon olunca genetik aklıma geliyor. Aldatma konusu kültürel bir durum mu, bir gerçek mi yoksa toplumsal bir gerçek mi, genetik bir gerçek mi? Ya aslında şunu şöyle temellendirelim. İnsanın özünde var mıdır? Yani babası aldatıyorsa oğlu aldatır gibi genetik bir durum mudur? Yoksa kültürel, çevresiyle alakalı bir süreç mi? Bu çok kültürel bir durum bu. Yaşadığı ortam, çevreyle alakalı. Etkiliyor mu? Erkekliği öyle mi yorumluyor? Yaşam tarzıyla alakalı o insanın. Çevresi çok rahat ve genişse eğer o insanın her şeye meyilli olabiliyor. Ama dışarıdan baktığımız zaman bir insanı göründüğü gibi yorumlayamayız. Ama kişiyi yakından tanıyıp çevresine göre değerlendirmek lazım. Hani derler ya, bana arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim. Bu aldatma olayı da çok önemli. Kültürel bir yaklaşım. İçinde bulunduğu ortamın etkisi çok fazla. Bazı erkekleri görüyoruz. Mesela normalde eşine daha kibar davranırken akrabaları ya da çevresinde erkek arkadaşları olduğu zaman ben böyleyim işte göstermek maksatlı. Böyle aynen. Kültürümüzde maalesef ki böyle küçük de olsa bir kesim var. Erkekliğini göstermek için kadına hitabı da farklı oluyor. Güçlü göstermek adına. Aslında erkek hep göstermek ister kendini. Şöyle şekiller mi değişiyor? Ya temel davranış nedir biliyor musunuz? Aslında biz türün devamı için hareket ediyoruz. Yani bizim temel eylemselliğimiz de bu var. Türün devamı. Burada seçen meselesine bakmak lazım. Bu ilişkide kadın hep seçen oluyor. Aslında doğaya baktığınızda doğadaki tüm türlerde seçenin kadın olduğunu görüyorsunuz. Ve kendisini göstermeye çalışanın erkek olduğunu görüyorsunuz. Ben Polinesköy tarafında oturuyorum. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Polinesköy'den buraya gelirken öten kuşların %99'u erkektir. İşte düşünün doğadaki türleri. Aslanın yelelisi. Tavus kuşunun kuyruklusu, o gösterişli olanı. Ya da kuşun renklisi, balığın janjanlısı diyeyim hadi ona. Renkli, parlak parlak olanı. Onların çoğunun erkek olduğunu görüyoruz. Çünkü tür aslında kadın üzerinden devam ediyor. Sadece insan formunda, bizim türümüzde sanki hani başka bir şey varmış gibi görünüyor. Onda toplumsal cinsiyet dediğim şeyle alakalı. Hani bütün bu insanın varlığından bugüne, bütün zamanı sorgulayın, mekanı sorgulayın. Hani nedir? Bir rejim içerisinde yaşıyoruz. İşte kapitalizm, çalışıyoruz, işler var. Orada erkeğin pozisyonu var, kadının pozisyonu var. Erkeğin aslında burada daha çok fiziksel bir gücünden bahsetmek lazım ama süreçler içerisinde erkek sanki bütün ekonomiyi yönlendiren, daha güçlü olan, zaten hani kadınla ilgili konuştuğumuz bütün olgularda da kadının toplumdaki yerini bu yüzden geliştirmeye çalışıyoruz. Yani kadın da erkek kadar eş, fikir sahibi olmalı, özgür olmalı, toplumsal hayatta yer almalıdır dediğimiz şeyin sebebi bu. 8 Mart'ta geliyor bu arada. Yani burada insan türünde sanki bu böyle değilmiş gibi görseydi insan türünde de böyle. Aslında kadın seçici. Yani doğal olan ortamlarda burada hani bir takım kültürellik nedeniyle zorlama fonksiyonlarının olduğu evlilik durumlarını, birliktelik durumlarını bir kenara bırakıyorum. Doğal olan durumda yine kadın seçiyor. Türün devamı dediğim gibi ana mesele burada. Aslında kadın kendi soyunu devam ettirecek en iyi geni bulmaya çalışıyor, öyle söyleyeyim. Erkek de buna en uygun davranışı, adaptasyon davranışını sergiliyor. Bunun sonucunda her şey oluşuyor. Dolayısıyla burada aldatma kültürel midir, aldatma genetik midir dediğimizde aldatmanın genetik olduğuna dair elimizde çok anlamlı bilgiler yok, onu söyleyeyim. O biraz abartılı bir yorum. Hatta o kadar abartılı ki işi tehlikeli noktaya da götürebilecek. Hele ki söylediğiniz gibi bunun nesilden nesile geçişi falan şu an itibariyle
üzerine yorum yapabileceğimiz bir şey değil. Ama epigenetik dediğimiz şey, yani kültürelliğin genetikle birleştiği formu bizim yaşam biçimimiz, ama binlerce yılı kastederek söylüyorum. Yani sadece bizim şu anki ömrümüz içerisindeki zamanı söylemiyorum. Burada aldatmanın kültürel pek çok fonksiyondan çok farklılaştığını görüyorsunuz. Ya zaten evlilik de farklı, birliktelik de farklı. İşte Avrupa kültürlerinde başka bir tanım yapıyoruz. İşte Eskimo kültüründe başka bir tanım yapıyoruz. Biz başka bir kültürel değere sahibiz. Aslında evliliğe bakışımız, pek çok ortak nokta olmasına rağmen bütün sosyal olgulara bakışımız kültürellikle tabii ki değişiyor. Ha, bunun çok yozlaştırıldığı, işte atıyorum Türkiye'de pek çok örneğini gördüğümüz erkeğin çapkınlığının çok büyük bir değermiş gibi sunulduğu, pek çok marazi durum, yani biraz hastalıklı vardır durum. Vardır ya, her erkek çapkındır, her erkek kalmış. Bu hastalıklı durum, yani marazi bir durum bu, ama ben hep şey derim zaten, işte geçtiğimiz zamanda işte çocuk istismarında yine çok konuştuğumuz dönemlerden biri, biliyorsunuz böyle zaman zaman konuşuyoruz. Bizim için en önemli olan şeylerden biri şu, bu işin sosyal tarafına gireceksek insanlar dil kullanım düzeylerine dikkat edecekler, hayatı yaşama biçimlerine dikkat edecekler. Bizim karşı cinsle ilgili yaptığımız tanımlamalar, cinsiyetlerin tümünü tanımlamak, sadece kadın değil biz eşcinselleri de belli bir biçimde tanımlıyoruz. Hatta bazen hakaret unsuru olarak kullanıyoruz vesaire vesaire. Veya bizim mesela şiddet olgusuna bakışımız, bizim istismar olgusuna bakışımız. Mesela cinsel şiddete çok karşıyız deyip acaba bunu bir şaka unsuru olarak mı kullanıyoruz? Televizyonda bir mizah programında gördüğümüz zaman eğleniyor muyuz bu durumdan? Veya toplumun paylaştığı bir takım, işte çok konuşuyoruz, işte cinsel ilişkide rıza yaşının çok düşükmüş gibi gösterilmesi, bunun bir takım dini faktörlere bağlanma eğilimi falan hatalı olarak, bunlar hep bu bahsettiğimiz sosyal, kötü sosyal olguları marazi biçimde, hastalıklı biçimde çoğaltan faktörler. O yüzden her şey burada başlıyor. Yani insanlar ilk önce kendisine dönüp bakacak, ondan sonra toplumu şekillendirecek. Çünkü bizim eğilimimiz genellikle şey gibi oluyor. Hani gör, bak, bir olgu gelsin, sosyal medyadan mesajlarını ver. Olgunun üstü hafiften kapandığında bir dahaki kötü olay gerçekleşene kadar da bunu unut şeklinde gerçekleşiyor, ama biz kendimizi hiç denetlemiyoruz. Neden? Gittikçe çünkü kadına şiddet artıyor, şiddete eğilim çok fazla artıyor toplumumuzda. Çocuk istismarı çok arttı, çok kötü haberler duyuyoruz. İnanılır gibi değil, insan mı bunlar diyoruz. Bu eğilimlerin sebebi ne? Neden bu kadar arttı günümüzde? Bir hastalık, bir ruhsal bir bozukluk tabii ki yani. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu çok... Yani şey, farklı bir yorum olacak ama şöyle söyleyeyim. İnsan aslında şu anda kendi ilk tarihte onu gördüğümüz andan itibaren, bakın 13.7 milyarlık evrenin yaşı var. Bunun 4.2 milyar yılında biz canlılık olduğunu görüyoruz. Yıllara dikkat edin ama 13.7 milyar, 4.2 falan, yani devasa rakamlardan bahsediyorum. 600 bin yılında biz insanı, 350 bin yılında da modern insanı görüyoruz. İşte kazılarda görünüyor. Bugün Güney Afrika ile Orta Afrika'nın ortasında 350 bin yıl önce yaşamış modern insan formunu, bize çok yakın insan formunu görüyoruz. O günden beri insan aslında çok değişmiyor. Yani şu çok bahsettiğimiz, bizim akademide önemli olan Maslow'un hiyerarşi üçgeni vardı, ihtiyaçları hiyerarşisi. İnsan ilk önce fiziksel ihtiyaçlarını karşılar. Yemek yemek zorundadır, su içmek zorundadır, barınma ihtiyaçlarını karşılar. Ardından sosyal bir grubun içerisinde olur. Ardından kendi toplumun ona gösterdiği saygı çok önemlidir. Sonraki insanın kendi kendine bakışı çok önemlidir ya, öyle tanımlarız ya. İşte o tanımı, şöyle o zinciri şöyle bir düşünün. Aslında 350 bin yıl önceki o en iptidai, en primat yaşamda bile insan bugünkünün aynı etkilerle, aynı dürtülerle hareket ediyordu. Fakat aradan 350 bin yıl geçti. Konuşma edimini 2,5 milyon yılda yaklaşık kazanan insan yaklaşık 60 yıldır yapay zeka ve çok ileri teknolojileri konuşuyor. Yani insan aslında şu anki ürettiği toplumsal sistemlerle başa çıkamıyor. İnsana çok fazla geliyor. Beynin korkunç bir kapasitesi var ama beynin korkunç kapasitesi aslında büyük bir zamansallığa bölünmüş durumda. Biz o bütün teknolojik gelişmeleri, toplumsal hayatın yeni formunu çok hızlandırmış durumdayız. Ve bu kadar hızlandırmışken düşünün, insanın bir de imal yeteneği var. Şu elleri çok kritiktir insanın. Yani bir tek bizde var bu imal yeteneği. Bize çok yakın bir takım formlar var imal yeteneği olarak, ama çok basit tasarımlar yapabiliyorlar. İşte bir orangutan formunun basit bir mızrak yapabildiğini biliyoruz mesela antropolojik olarak baktığımızda. Ama bunu yapabilen tek insan. İşte bu imal yeteneği insana aynı zamanda bir hadsizlik de kazandırmış durumda. Bakın, şeker doğada en zor bulunan maddelerden biri. Ama biz imal edebildiğimiz için yoğunlaştırılmış kaliteli şekeri 1 TL'ye köşedeki markette bir nugabar olarak bulabiliyoruz. Ama bu neye sebep oluyor?
kolesterol, pek çok rahatsızlık, damar tıkanıklıkları vesaire gibi karşımıza büyük sorunlar, sağlık problemleri olarak çıkıyor. Veya cinsellik doğada en zor bulabileceğin unsurlardan biri. Yani çok zordur cinsellik doğada. Türün devamı çok zordur çünkü dedim ya, ana mekanizmalardan biridir türler için. Bugün kendisini parça parça yediren ve ondan sonra hayatına bilinçli, istekli, irade olarak son veren örümcek türü biliyoruz biz. Sırf türün devamı için. Ama insan ne yapıyor? İşte internet denilen olguyu gerçekleşiyor. Bununla birlikte işte pornografi dediğin olguyu gerçekleşiyor. İki tık tık yazıyorsun, giriyorsun. Çok hızlı, kolayca ulaşabileceğin bir cinsellik var karşında. Ve çok kolay normal şartlarda. Ya sonra bakıyorsun bunun sonucunda androjenlik artıyor. Üremede, üreme verimliliğinde problemler çıkıyor. Eşler arasında problemler çıkıyor. Yine iş eninde sonunda şuna geliyor. Bu imal yeteneğimiz bizi büyük bir hadsizliğe ulaştırmış durumda. Bu hadsizlikte toplumsal yaşamda karşımıza çeşitli problemler olarak çıkıyor. Temelinde bu var. Onun haricinde tabii ki üstüne toplumların oluşma biçimi, işte bunda pek çok diğer faktörü falan birebir sayabiliriz. Ama temel mesele bu. Bir de çocuklarımız, nesilimiz özgüvenli, karakterli, vicdanlı, paylaşımcı olsun istiyoruz. Biz böyle bir nesil için ne yapmalıyız? Özgüveni yüksek olsun, karakterli evlatlarımız olsun. Bir anne babadan başlıyor, eğitim ailede başlıyor. Neye dikkat etmek gerekiyor? Özellikle dikkat ettiğimiz bir noktada nasıl böyle evlatlara sahip olabiliriz? Öğrenme. Her gün, her dakika öğreniyoruz. Şu an hepimiz burada bir öğrenme faaliyeti içindeyiz. Ben bir şeyler anlatıyorum, siz anlatıyorsunuz, Mustafa anlatıyor. Öğreniyoruz. Ben mesela Mustafa ile ilgili bir takım durumları, değil mi? Şimdi hayat öyküsünün ilk kısmını dinledim. Bu benim için yeni bir öğrenme biçimi ve bende bu bir takım değişimler meydana getiriyor. Bildiğiniz bir takım hücre grupları birbiriyle öbekleşiyor, uzmanlaşıyor. En basit formuyla anlatıyorum. Benim Mustafa ile ilgili bir öğrenme şeyim ortaya çıkmış durumda, durumum ortaya çıkmış durumda. Biz her şeyi öğreniyoruz. İyiyi de öğreniyoruz, kötüyü de öğreniyoruz. Bakın bugün nesilleri bizden çok daha farklı yetişiyor. Ben 75 doğumluyum. Ben interneti ilk 1994 yılında okuduğum üniversitenin laboratuvarında görmüştüm. 15 dakikalık bir hesap vardı. 15 dakikada ona bağlanmaya çalışana kadar çevirmeli bir ağ vardı. Evet. 15 dakika bitmişti ve bağlanamamıştım. Zaten bağlansam da ne bulacağım bilmiyordum. Yani olsa olsa bir e-posta varsa o zamanlar herhalde ona girmeye çalışacaktım. Yani Google bile yoktu, yani öyle söyleyeyim. Bu çocuklar şu anda bütün dijital teknolojilerle korkunç bir kapasiteyle yetişiyorlar aslında. Bugün 5 yaşındaki kızım benim internete giriyor, istediğini izleyebiliyor ve o dünyadan hoşlanmıyorsa köşedeki çarpıya basıyor ve çıkıyor. O dünya onun için o anlık bitiyor. Bu kapasite büyüyor, 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 büyüyor. Bunu balon gibi düşünün, olumsuz anlamda söylemiyorum. İşte 15 yaşına gelene kadar mesela, ergenlik dönemini kodlayayım orada, korkunç bir kapasiteye sahip olmuş oluyor. Fakat kapasite sadece iyileri biriktirmiyor ki içerisinde. Aynı zamanda olumsuzlukları da biriktiriyor. Yani evet, veri tutma kapasiten, öğrenme kapasiten falan diyoruz ya, biz hepimizin değil mi genel paylaştığı olgudur. Bu çocuklar ne kadar akıllı falan diyoruz. Ama çocuk aynı zamanda işin içerisine inisiyatif kullanamama, irade sahibi olamama, kolay vazgeçme, işte belki diğer kötülük unsurları, makyavelizm, yani biraz daha ganimetçilik, rahata çabuk erişme, narsizm, kendisine çok dönük bir yaşam falan. Bu gibi sayabileceğimiz onlarca kötü unsuru da o kapasitenin içerisine yerleştiriyor. Ve daha sonra o kolaycılık, o kültür senin karşına başka bir biçim olarak çıkıyor. Daha ilk gençlik çağlarında ve ardından gençlik çağlarında biz dönüp diyoruz ki o zaman o 5 yaşındaki çok kapasiteli görünen çocuk ne oldu da 18 yaşında buna döndü? Beyin bir kova gibi düşün. Böyle doldukça aslında günlük rutinde de bu böyle tekrarlanıyor. Hani konuşuruz ya işte insanın yaratıcılığının en etkili olduğu, öğrenmesinin en etkili olduğu saat nedir? Biyolojik saatine göre bakarsak sabah saatlerinin olma ihtimali çok yüksek. Çünkü beyin kova gibi dolduruyorsun, dolduruyorsun. Kapasite kullanımının en maksimumunda mesela gece saatlerinde erişmiş oluyorsun. Zorlanıyorsun tabii. Veri tutmakta zorlanıyorsun. Beyin ama yaşam formu içerisinde de böyle. Sürekli yeni şeyler bina ediyorsun. O bina ettiğin şeyler bir de mucizevi bir organdan bahsettiğimiz için diğer bütün organlarla ilişkisini, kalp vesaire, ruh, zihin, beden dediğimiz şeyle ilişkisini düşündüğümüzde olumsuz şeyleri seçme eğiliminde olduğunda bir zaman sonra bütün hayatındaki her türlü olumsuzu seçme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yani tekrarlıyor bu sarmal gibi. Hani film şeridi ya, hayatımızın önünden geçiyor. O şeridin içerisinde olumlu ve olumsuz şeyler var. Eğer sen hayata hep olumsuz bakıyorsan, olumsuz kültür unsurlarıyla bezenmişsen yaşadığın kültürde, ailende vesaire, bir bakıyorsun olumsuzları seçmeye başlıyorsun. Her şeye sahip olup mutlu olamayan gençlerimizin nedeni bu mu?
Ama baktığımız zaman geçmişteki insanlarımızın imkanlarına bakalım, şimdiki gençlerimizin imkanlarına bakalım. Arada uçurum da var. Bence bu. Kişisinden çabuk, kişisine. Her şeye çok çabuk erişebilmek. Bir tüketim mi? Ailenin takipsizliği, çocuklar üzerindeki takipsizliği çok önemli mesela. 5 yaşında dediğiniz gibi 4 yaşındaki çocuklar telefonları ellerine aldıklarında o kadar çok her şeye ulaşabiliyorlar ki. Annenin babanın kendi aralarında yaşadıkları sıkıntıları çocuklara yansıtmamak için. Telefonları. Ben bunu çok birçok yerde gördüm yani. Telefonu veriyor eline çocuk sussun diye. Ama arkasında ne var? Takipsizlik. Neyi kurcalıyor? Ne yapıyor? Hangi oyunlara giriyor? Çocuklar. Ben mesela ailemin yanına gittiğimde çocuklar telefonumu alıyor. Küçük yeğenim. Abimin çocuğu. Şifreyi hiç değiştirmem ben. Asla unutmaz. Öyle yerlere giriyor ki mesela. Yani. Unutmazlar. Şifreyi unutmazlar. Mesela abim telefonumu kurcalamak istiyor. Fotoğraflara bakmak istiyor. Çocuğa açtırır şifreyi. Nasıl olsa unutmamıştır diye. Tabii unutmamıştır. Takipsizlik. Çocuklar dediğiniz gibi YouTube'a girerler, başka sitelere girerler, bakarlar, başka oyunlar, başka oyuncaklar, başka dünyalara girerler, onları isterler. Ve o kadar çok çabuk erişiyorlar ki her şeye. Anne baba da bir an önce susturmak amaçlı, hani o çocukları susturma amaçlı çok çabuk isteklere cevap veriyorlar mesela. Dediğiniz gibi 18 yaşına geldiğinde ne oldum diye soruyorlar mesela.